Hocam ne haber? İyi çok şükür, sen nasılsın? Berk bize mesaj atmış. Berk. Direkt ben... Ben Berk'i arayacaktım. Ne haber Berk? Storytel, ihmal etme şu kitabı bitirelim yahu. Hayır, onu bitti zaten, o programda abi. Ama ne yapayım işte, biraz seyahat, ziyaret falan konuşma. İnsan heyecanla bekliyor. Evet. Kaç ay oldu yemin ediyorum. Yeni kitap bitecek, biz daha onu okuyacağız. Hayırlısı. Aynen öyle. Nasıl gidiyor yeni kitap bu arada? O da gitmiyor. Dolayısıyla rahat. Abi çok konuşuyorum, benim sıkıntım o. Yani gerçekten. Konuşunca da insan deşarj oluyor. Böyle iPad falan alıyorum mesela. İstanbul'da güzel. İşte Çengelköy vari mekanlardaki kafelerine gidiyorum, oturuyorum, iPad açıyorum. iPad bana bakıyor, ben iPad'e bakıyorum. İşte o kadar konuşmuşum ki yazacak bir şey gelmiyor aklıma. Sonra konuşmalarımı dinleyip biraz ilham alıp onlardan yazabiliyorum ama çok kısa kısa gidiyor tabii yani. Daha metodik olmam lazım. Sana daha ağır sorular sormak lazım büyük ihtimalle de. İşte o yüzden Twitter'ı coşturuyorum. Herkes merak ediyor. Hocam burada ne vakit kaybediyorsun? İlham alıyorum abi. Şimdi adam ya öyle şeyler yazıyor ki. Kızmazsan bana orada biraz aynı çemberin içerisinde dönüyorsun gibi geliyor bana. İşte yani. Öyle gibi geliyor ama orada da benim bir örüntü gözüm. Yani ben işte Twitter'ın Salih amcasıyım yani. Ben oradaki örüntüyü anlıyorum yani, anlatabildim mi? Şimdi öyle bir şey yazıyor birisi. Şimdi ben ona cevap veriyorum. Millet orada höykürerek ağlıyor. Hocam bunlarla ne vakit kaybediyorsun? Ama ben o cevabı kimin okuduğunu biliyorum. Like'lara bakıyorum çünkü arada bir. Oo ya, okuyorlar onu. Dolayısıyla mesaj gideceği yere gidiyor. Cübbeli likelamış beni geçen. Yok şaka. Ya evet ya, muhataplık ayrı bir hikaye. Bir de tabii insanlar şeye alışkın değiller. Yani temel kutuplardan bir tanesinin dışında kalma durumuna, fotoğrafına alışkın çok değil. Çok anlaşılır. Ben... Rengin ne hacı belli olsun. Aslında herkes onu bağırıyor yani. Hacı rengin ne onu bir... Adam diyor Twitter'da. Sen diyor boş boş konuşma, hayatın anlamını söyle. Dedim lan 11 tane kitap yazdım, al bak falan. Diyor ki burada söyle diyor, kitap pazarlaması yapma bana. Hayatın nasıl bir hayatı varsa herifin, 140 karaktere sığacağını düşünüyor hayatın anlamını. Dışarıdaki insanlara şöyle geliyor. Şimdi kafasında üçgen var, daire var. Sen ona üçgenle daire arasında başka bir şey söyleyince onu böyle zorluyor, böyle üçgen. Hani o olmuyor. O şeken diye bir şey yoktur. Evet yoktur. Böyle değildir bu falan yani, hani ya da bu da şekil mi falan yani, hani şeyi oturtamıyor kafasında. Yani. Ama yani bu bir yani devre, hep söylüyorum ya sana, yakın bir zamanın sayılabilecek bir zaman önce ben de oradaydım yani. Ben de böyle saçma sapan tepkiler veriyordum. Falan yapıyordum. Ya da anlıyorum dolayısıyla. Onu unutmamak lazım. Yani büyüyoruz hepimiz. O da büyüyecek inşallah. Yalnız büyüyenler başka işlerle meşgul oluyor. Biz hep kreşle uğraşıyoruz. Yani böyle zeka yaşı düşük arkadaşlar ama bu da bir antrenman tabii. Güzel. Ya sen arka tarafta aslında işi bambaşka yeriyle uğraştığını bildiğim için, bambaşka derinlikte. Hani Twitter'da o yüzden çemberde kalıyorsun diyorum. Twitter'da orada kalıyorsun. Halbuki dışarıda aslında senin zihinsel gündemin bambaşka derinlikte, bambaşka bir motivasyon. Tabii canım yani. İşte bir şey gibi yani, bir nevi defi hacet gibi işte orada biraz. Albüm böyle çıkacak yahu. Evet. Tabii son parçanın kaydı bitti bitiyor.com. Artık o zaman yaz sonu büyük ihtimalle. Yazın albüm çıkmaz. Çıkar. Yani çünkü Allah aşkına bir Serdar Ortaç gibi beklendiğimi zannetmiyorum yani. Şurada birkaç yüz kişilik bir fark. İşte o yüzden yazın çıkmaz yani. Hani. Yok yani yazın çıkarırız. Problem olmaz. Yani ben onu koyayım oraya. Zaten öbür albümde inşallah Kasım Aralık gibi gelecek ikincisi. Öyle çalışıyoruz yani. Güzel gidiyor bakalım. Bırakırım. Ya beni zaten yani onu yapmış olmak ilgilendirecek. Şu anda zaten daha önce yaptığımız 3 parçayı dinleye eskittim kafamda. Yani. Bilmem kaç biner kez dinledim şarkıları. Ama hala doyamıyorum. Güzel olmuş. Kendi şarkılarım olduğu için söylemiyorum. Güzel yani. Sana bir şey olmaz. Olmasın. Albümün adı bu mu olacak? Yok. Kurtar Beni. Kurtar Beni benim en eski şarkılarımdan bir tanesi. 22 sene olmuş o şarkıyı yapalım. Ancak gün yüzüne çıktı. Batan geminin malları bunlar vatandaş. Bazen öyle oluyor. Belki de bugün günüdür. Ama yani hakikaten mesela bizim Fırat falan da çalan arkadaşlar da çok keyif aldılar. Çünkü var bazı işte eskimez klasik riffler, ritimler vardır ya. AC/DC bundan muhtemelen 1000 sene sonra da vay lan ne çalmış bunlar falan diye dinlenir yani. Çünkü böyle basit bir algıya hitap eden, böyle zihnimizde yeri olan tekrarlar. O da öyle bir işte balkonda takılırken aklıma gelen bir besteydi. İşte o gün bugündür var yani. Berk, Gündüz Vasaf Cehenneme Övgü'yü göndermiş. Storytel'de var arkadaş. Bu arada aklımızda olsun. Mahir Ünsal'ın kitaplarının hepsi var. Zaten Storytel Mahir Ünsal'la beraber de çalışıyormuş. Onları da bana sıralamış aşağıya. Ödev yapmadan konuşuyordunuz arkadaş. Şaka yapıyorum. Bence de ama bakmak lazımmış yani. Ben teşekkür ediyorum. Ya şu Mahir Ünsal'ı gerçekten tavsiye ediyorum. Yani son günlerde çok çok gerçekten iyi geldi. Yani hani zihinsel olarak, duygusal olarak. Güncel de yani, tatlı edebiyat hep eskide olur gibi bir duygu oluyor. Güncel bir edebiyatı yapmış vatandaş. Kitapları da gerçekten Storytel'de var. Öğrencilere %50 indirimli. Artık daha ne olsun? Bence de. Bakın geçen yaz heyecanla Gül'ün adını açtım. Foucault'un Sarkacı, Umberto Eco'nun. Fakat normal kitapmış ya. Orada bir de okunan kitap var. Ben onu bilmiyordum.
Ama bu arada bayağı kaptırdım. Baştan böyle gidiyorum. Sesli kitap dinleyeceğim diye İngilizce sevmiştim. O mümkünse hani bir de biraz uzun tabii. Muhtemelen 6 yıl falan sürer onu okuması. Gördün mü sen bu konusu arkadaşlar? Kafana düşse öldürsün. Böyle bir şey. Üniversitedeyken okudum ben onu. Ben ona bir kez başladım. Onlar bir odadaydılar. Abi Foucault'un Sarkacı bir kere başlanacak bir şey. Hayatına ara vereceksin yani. O öyle bir kitap. Ya çünkü yenilir yutulur bir şey değil. Yani Hitler'in fikriyatından bilmem neye kadar her şey var içinde yani. Bir tuhaf. Yani bir bilimsel bir şey böyle kafa uçuşmaları tarzı roman. Bu arada neden bahsettiğini hiç hatırlamıyorum. Ama hepsini kapaktan kapağa okudum yani. Hatta böyle kafeteryada bak lan herif şöyle yazmış falan diye konuşuyordum. Bir daha okuyayım ben onu ya. Lazım. Zaten bir tatile gideceğim Zanzibar'a. Orada okurum. Evet. Umberto Eco başka bir kafa bu arada. Entelektüel anlamda gerçekten o adam değişik, abi, değişik, tuhaf. Değişik bir entelektüel. Böyle bir hakikaten bir planım güncel var inşallah. Umberto'yu çalışacağım. Yani geçen gün sevgili Selahattin Yusuf çok güzel bir şey söyledi. Beraber televizyon programına katıldık. Ben hep böyle ezikleniyorum edebiyatçılarla programa çıkınca. Murat'la da falan bilirsin Murat Menteş'te. Bilmiyorum abi edebiyat yani. Ben Karamazov Kardeşleri film zannediyordum falan. Sonra roman olduğunu öğrendim. Şey dedi. Abi dedi edebiyat aslında ya çok erken dönemde kültürüyle büyüyeceksin ya da erginleşip büyüyüp bilgeleşince okuyacaksın dedi. Sen dedi şimdi tam senin zamanın. Dedim çok güzel gaza geldim gerçekten. Evdeki klasikleri tekrar tasnif ettik. Vallahi okumadıklarımı okuyacağım ama Umberto galiba benim ondan öğrenmem gereken bir şey var. Yani o adam değişik bir adam. Umberto farklı. Yani çünkü içinde fikri olarak da yani sadece edebi olarak değil fikri olarak anlatısında başka bir yerde duruyor. Fakat mesela klasiklerle alakalı sorunum oluyor. Bu dönemde bu eski filmleri izlemek gibi. Yani içerik açısından yaklaşımlar, imgelemler muhteşem. Katman katman tatlı lezzetli ama yavaş. İşte ağır evet. Çekim bir şey izliyorsun. Abi biz Star Trek izliyorum işte 1960'larda çekilen de şu Kel'in başrol olduğu. Adama Kel dedi. Kel demeseydin de. İyiydik yani şeyde gerçekten haksızlık. Picard. Yani. Picard'ın evet oynadığı. Muhteşem içerik bu arada. Gerçekten yani çok iyi bir içerik. Ama yani hani şey gibi yani çarpı iki hızlandırmada izlesen normale yaklaşıyor. İşte biz abi çok hızlı çiğniyoruz, çok hızlı tüketiyoruz. O kadar aşinayız ki bir sürü hikayeye. Bu aslında iyi bir şey değil. Çünkü daha evvel burada konuşmuştuk mesela Nihan Kaya'nın yazma cesaretinde de hayat durup derinleştiğinde şey yapıyor, keskinleşiyor. Yani oradan mesela işte yaratıcılık, edebiyat falan çıkıyor. Biz böyle lalalalalala hepsini okuyoruz, bir haberdar oluyoruz, duyuyoruz, ediyoruz falan. Ama böyle bir şeyde durup mesela bir romanın bir sayfasında oturup 10 sayfa not almak nerede o eski günler? Yapabiliyordum eskiden ben onu ama şimdi ona vaktim yok mesela. Okuyup geçiyoruz yani çok hızlı bir şey. Deniz Ülker'in bu anın bu politik psikolojiyle alakalı kitabı var. Şimdi konvansiyonel kitap olarak onu okuyorum yani böyle. Eski model konvansiyonel. Evet yani hani Storytel'den dinlemiyorum onu okuyorum. O bende ona neden oluyor. Yani hani daha ön sözü geçemedim yani not almaktan. Ha bu da böyle bunu düşünmek lazım. Ben şimdi Amin Maluf'a başlıyorum önce. Oho! Tabii. Çok iyidir. Öyleymiş. Çok yani, iyidir. Çok metnini duydum. Evet. Başlayacağız bakalım. Çok Senar gezer. Kamp'a başlıyoruz. Çok gezer. Yani. Sen de seversin gezenleri. Tabii ki. Çok bir de bu yaz başlangıcı mevzusu çok sıklıkla burnumun dibine şey hikayesi geliyor. Alkoller, içkiler, uyuşturucular bilmem ne onun PR'ı yine bir etrafı aldı, yürüdü, sardı, otlar bilmem neler falan falan mevzusu. Dedim bugün gündemini öyle bir şey yapalım mı? Oo sabahlar olmasın. Bu millet niye bu kadar içiyor bu içme? Ya bu kendi içinde de çok tuhaf bir durumu var yani. Hani insanlar... Belki de Tanrı'yı keşfetmeden önce alkolü keşfetmişler yani tüm kültürlerin içerisinde. Çok eski canım. Tabii. Evet evet tüm kültürlerin içerisinde sapmaz bir şekilde var. Yani ahlakla ilgili... En az 6000 senedir var gibi gözüküyor yani. Ha. İlk galiba bira yapmışlar. Evet. O da şey işte işçiler hem kafayı bulsun hem beslensin diye malum arpadan yapılıyor ya. Beslensin bir de galiba o suyu korumayla ilgili bir tabii, hikaye. Temiz yani, su bulmak zor. Temiz su bulmak için onu mayalıyorlar falan. Ama yine de alkol tüm dünyanın kültürlerinde var. Ama bir yandan da mesela dünyanın birçok ülkesinde ben bu bilgiyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Mesela Türkiye onlardan bir tanesi. %60'a yakın hiç ağzına içki sürmemiş adam var. %60. Tabii. Mesela bu oran çok şey bir orandı yani şaşırtıcı. İyi ve ciddi bir oran. Evet yani. Şaşırtıcı bir orandı. Ben çünkü büyüdüm kültürde herkes içer arkadaşlar. Yani az ya da çok. Hatta büyümenin bir göstergesidir. Göstergesidir falan. Kültürün bir parçasıdır falan. Hadi öyle büyüdük öyle pozisyonladık falan bir şeydi. İyi, sen de öyle değildir. Şimdi nasıl anlatayım ya? Benim de öyle çok kültürü olan bir adam değilim ya. Uzaktan bilirim. Ya içiyor olma yine hadi bir nebze üzerine konuşulur eğlenceli. Bir de yani bunun hard rock. Böyle şeyleri var, uyuşturucuları vesairesi falan var. Niye insanlar bu kadar kalıcı zararı olduğu belli? Aslında kalıcı zararı olduğu daha yeni belli.
Yani şimdi insanlık tarihine bakıyorsun binlerce senedir psikoaktif kimyasallar insanlığın ayrılmaz bir parçası. Şimdi bunun iki tarafı var. Zaten tabiattasın. Aç bir ilaç geziyorsun. O kadar tehlike mehlike var. Ya kafayı rahatlatacak bir şeyler lazım. Ama bir de tabiatta çok az bu. Bu kafayı rahatlatıyor mu önce? İşte sorayım. Şimdi onu diyeceğim. Aslında rahatlatma mı onu da tartışmak lazım. Şimdi bir kere şöyle bir teori var abi. Bu teori de hiç azımsanacak bir teori değil. Antik dönemlerde, yani tarih öncesi dönemlerde, o işte insanın mağara duvarına resim yapmaya başladığı zamanlarda bizim bilişsel kapasitemizde tuhaf bir sıçrama gözüküyor. Normal olmayan bir sıçrama bu. Yani normal bir böyle dereceli evrimsel bir gelişmeyle. Mesela dilin ortaya çıkması da öyle gibi gözüküyor. Böyle zıplamalı hoplamalı bir şey gibi. Şimdi evrimciler genellikle böyle zıplama hoplama işlerini sevmezler. Çünkü o hep malum Darwinci bakış biraz böyle yavaş gelişim gösteriyor ama çok ciddi evrimsel biyologlar bu zıplamalara dair bazı mekanizmalar öneriyorlar. Sadece insanda değil, canlılık aleminde de belli dönemlerde işte bu delikli denge dediğimiz bir mekanizma var, punctuated equilibrium diye. Belli böyle uzun süre canlılar çok fazla değişmeden kalıyor ama kısa bir dönemde, birkaç milyon yılda çok acayip türler ortaya çıkıyor, patlıyor. Sebebi belli olmamakla beraber işte böyle kaos teorisiyle falan açıkladıkları bir şey. Ama insan evrimi buna meydan vermeyecek kadar kısa bir sürede sıçramalar yaşadığı için diyorlar ki burada bir etken olmalı. Çok kuvvetli bir teori şu. Uzaylılar. O pek kuvvetli değil. Yani. Tamamen şaka yaptım bu arada. Ama yani var gerçekten böyle bir teori bu arada. Erik von Däniken. Tabii. Ama insanlar psikoaktif maddeleri keşfettikten sonra. Şimdi burada mesela bir nefeslenip bu konuyu bir düşünmek lazım. 200-300 bin sene önce, ne zamansa bilmiyorum. Belki 70 bin sene önce. Tabiatta takılıyorsun. Böyle her şeyi yemeye çalışıyorsun, tamam mı? Yani açsın da işte yemek arıyorsun falan. Sonra bir tane ot buldun. Otu yedin. Mesela bir anda renkler değişti, ortalık karıştı. Ölmüş bir takım hayatından ayrılmış kişiler geldi seninle konuşmaya başladı. Daha önce hiç görmediğim varlıklar gezinmeye başladı. Şimdi mesela LSD bilmem ne alanlar böyle halüsinasyonlar görüyor ya. Ve bir anda şimdi insan zihninin şöyle bir özelliği var. Hani nasıl sopayı, taşı, ipi bulup birbirine bağlayıp balta yapıyor ya. Bu gördüğü görüngüleri de birleştirip zihninde yeni bir takım imajlar ya da bilgiler oluşturabiliyor. Diyorlar ki bir grup antropolog, psikoaktif maddelerin kullanımı arttıkça insanların bilişsel üretim ve yaratıcılık kapasitesinde zoraki bir artış oldu. Çünkü daha önce doğada deneyimleyemedikleri bir şeyleri bu işte maddelerin etkisiyle deneyimlemeye başladılar. Bu maddelerde neler? Bu arada hani uzaydan gelme ya da kötü niyetli Illuminati'nin bilmem ne çayımıza kattığı malzemeler değil. Bizimle beraber doğada evrimleşmiş. Yani yediğimiz domatesten şundan bundan aslında çok farklı olmayan otlar. Ve bu otlar genellikle kendi üremelerini kolaylaştırmak için bu tip kimyasal maddeleri kullanıyorlar. İşte salgıladığı bir kimyasal madde bir canlının hoşuna gidince bizim elmanın şekerini sevdiğimiz gibi biz onu yiyoruz, tohumunu başka bir yere atıyoruz, o da ürüyor. Biraz da böyle birlikte evrimleştiğimiz şeyler. Yabancı değiller yani. Ve insanlar yavaş yavaş, tabii muhtemelen bir kısmı zehirlendi, öldü, yanlış şeyleri yedi falan ama arada o psikoaktif maddelerin etkilediği bazı kişiler belki de işte ilk mağara duvarına resim yapmayı akıl eden öyle bir tipti. Zira işte bazı filmlerde var ya herif böyle bir adını bilmediğimiz bir uyuşturucu oluyor. Duvarlar yürümeye başlıyor falan bir şeyler. İşte şeyin Black Mirror'ın bir bölümünde vardı öyle bir şey. Bandersnatch'te, Midnight'de o bölümlerden birinde vardı. Mesela öyle bir deneyim yaşadığında insanın aklına geleni elinden dünyaya dökmek gibi bir alışkanlığı var ya. Bir şeyler yapmaya başlıyor. Diyorlar ki psikoaktif maddeler bizim bugünkü bilişsel kapasitemizin en azından bir kısmından sorumlu. Şimdi bu olabilir de olmayabilir de. Makul bir teori bu arada. Çünkü tabiatta her şeyi yersin abi. Yani bir şekilde bunlardan etkilenirsin ve bu bitkilerden çok var. Fakat çok var derken insanlar bunları çok nadir bulabiliyorlar. Kullanım imkanları, teknolojik dönüştürme kapasiteleri sınırlı. Dolayısıyla bir de tabii ki böyle etkileri olduğu için herkes de şişede durduğu gibi durmuyor. İşte mesela rahipler gibi, şamanlar gibi insanlar bunların hemen muhtemelen kullanım hakkını alıyorlar. Ölçülü bir şekilde diğer insanlara belki sunuyorlar. İşte o ayinler, mayinler, tabiatta yapılan bir sürü yerlerde falan gördüğüm şeyler belki buradan geliyor falan. Bütün bunları toplarsan aslında insanın eski yol arkadaşları gibi. Fakat şimdi problem, tütün de böyle. Yani tütün de onların içerisinde. Bugüne geldiğimizde mesela işte birayı ilk defa arpayı mayalayınca falan elde edip işte içiyorlar, suyu korumak için kullanıyor falan ama sonra bira fabrikası kuruyorsun. Sonra mesela afyon ve haşhaş üretim merkezi kuruyorsun. Sonra işte bilmem nenin tozunu çıkarıp saflaştırıyorsun. Sonra tabiatta hiç olmayan işte metamfetamin gibi kristal gibi bir şeyler üretiyorsun falan.
Bunları sanayi olarak üretmeye başlayınca insanın zaten zaafının olduğu maddelere kontrolsüz bir erişim başlıyor. Bir de zarar dediğimiz hikaye de oradan sonra başlıyor. Mesela tütün, tabiatta bulabildiğin şekliyle istersen çiğne, istersen sar iç, ne yaparsan yap, kaç paket içeceksin yani? Yok ki, bir kere çok zahmetli bir şey ama orada fabrikada yapılıyor, güzel güzel paketleniyor, önüne kadar geliyor. Sen de şuursuzca açıp açıp içiyorsun. Esas zarar bununla ilgili. Şimdi birçok medeni toplumda, işte krallık, imparatorluk zamanlarının sonlarına doğru en önemli yasaklar işte bu uyuşturucu, uyarıcı, yani zihin aktif maddeler üzerine olmuş. Çünkü kalabalıklaşıyorsun, raydan atıyorsun bunları kullanınca ve çok fazla üretim imkanı doğuyor, ciddi bir ekonomi doğuyor. Ülkelerin bazıları bunu inhisarını alıyor, bundan para kazanıyor falan ama sıradan insanın bunlara erişimini kısıtlaman gerekiyor. İşte Amerika'nın o 1940'larda, 50'lerdeki alkolle, uyuşturucuyla mücadelesi de böyle. Bütün mesele doğanın içerisinde üretilmiş bazı malzemeler var. Biz bunları zaten, yani atalarımız takılıyordu bunlarla. Fakat şimdi bunlarla ağır bir imtihanımız var. Ama şu deminki sorun çok önemliydi. Bence bugün esas ortaya onu koymak lazım. Şu anda erişkin yaşına gelmiş olan, herhangi bir şekilde arsa alıp satabilen 18 yaşın üstündeki herhangi birisi her türlü maddeye ulaşabilir. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çoğu yasa dışı olmakla beraber aslında bulunmayacak şeyler değil bunlar. İnsanlar bunları buluyorlar ve kullanıyorlar. Sorun, mesela alkol gibi yasal olanları başta olmak üzere. Bunlar gerçekten işe yarıyor mu? Bunların bir işlevi var mı? Mesela biz alkolü niye içiyoruz? İnsanlar alkol niye tüketir? Nesrin Dilbaz'a sormuştum. Hı. Nesrin Hoca biliyorsun. Üsküdar Üniversitesi. Evet. Yani önemli bağımlılık profesörlerinden bir tanesi. Nesrin Hoca şey demişti, yani alkol elindekini çoğaltır. Yani ana temel şeyi. Bu bana çok kafa açıcı gelmişti bir şeyde. Elinde... Yani elinde mutluluk varsa mutluluğu ya da işte kötü bir hikaye varsa o kötü hikayeyi çoğaltır. Elindekini çoklaştırır. Yani alkolle ilişkimiz öyle bir işe yarıyor. Ya da ben belki de o yüzden alkol istemedim. Çünkü benim olduğum masalar her zaman sürekli ya felsefe ya da din muhabbetine bağlanıyor. Millet orada eller havaya eğlenirken bizimkiler orada Aristo bunu demiş, Hazreti Muhammed bunu yaptı falan. Yani devamlı böyle bir bizim alkol muhabbeti bu da bağlanıyor. İşte yani oyun işte, atölyesinde gerçekten kilitleniyor çocuklar geldikleri de bizim konuştuğumuz şeylerde. Şimdi abi alkolün yaptığı iş aslında beyni yavaşlatmak. Özellikle de beynin çok enerji tüketen kısımları alkolü önce aldığı için önce onlar etkileniyor. Bizim beynin en çok çalışan kısmı da ön tarafı. Ön taraf ne yapıyordu? Hep böyle konuşuyoruz. Bizim açık beyni zaten çok aldı. Karar veriyor, temkinli davranıyor, tereddüt ediyor. Bir dakika, bir iki dakika dur diyor. Bir bakalım öyle karar verelim diyor. Yani bizi daha planlı, programlı ve sağlam adımlarla ilerlememi sağlayan devreler de var ön beyin içinde. Tek işi bu değil ama. Şimdi sen alkolü aldığında ne oluyor genellikle? Normalde yapamadığın şeyleri ufak ufak yapmaya başlıyorsun. İşte böyle gayet kalantor bir şekilde otururken iki tek atıyorsun. Hadi babalar, o, ben de oynayayım ya ne olacak falan filan. Ufak ufak işte konuşamadığın biriyle konuşmaya başlıyorsun. Azıcık daha içince o böyle yavaşlatıcı etki ki beyindeki bir fren maddesinin etkisini arttırıyor. GABA diye bir madde var, onun etkisini arttırıyor. Arkaya doğru ilerliyor. Arkaya doğru ilerleyince kontrol problemleri başlayabiliyor işte. O kız buraya gelecek falan. Aha, o kız. Bana mı bakıyorsun birader falan, alırım aklını gibi. Biraz daha giderse artık fizyolojik işlevlerim bozulmuş. İşte denge kaybı, şaşılık falan, böyle hafif hafif kaymalar. Biraz daha giderse hayati fonksiyonlar, işte alkol koması dediğimiz yere doğru gidiyor. Şimdi böyle baktığında aslında açık ve aşikar olarak bir yavaş zehirden bahsediyoruz. Yavaş bir zehir. Peki neden social drug? Yani sosyal bir kimyasal olarak biz bunu niye kullanıyoruz? Bir şeyleri beceremiyoruz, alkol onu kolaylaştırıyor. Bak şimdi böyle baktığın zaman alkol bir çare değil, bir zayıflığın ikrarı aslında. Mesela alkol içmeden eğlenememek. Yıllardır anlayamadığım bir şey. Çünkü eğlencenin kendisi insana has bir şey ama bazısı var. Benim eşim, dostum, böyle tanıdıklarım da var. Ya öyle kodlamış kafaya. Mesela rakısız balık yiyemeyen var. Bunu biliyorum mesela. Ben bunu ilk üniversitede duydum. Balık yemeye gideceğiz de ben sevindim falan. Rakıları nasıl dedim ya? Rakı balık dediler. Böyle bir kültür varmış. Ankara'da ne bileyim ben rakı balık. O yapışık ikili ama. Öyleymiş ama. Ben sanıyorum ki hani... Oltayı atıyorsun rakıyla çıkıyor balık. Öyle zannettim o ara. Hemen öyledir bu aslında. Böyle bir model var diyor. Ama şimdi o mesela bir eşleniklik oluyor. Tabii ki lezzeti, kültürü, onun arkasında bir sosyal kült var yani. Bir şey var onunla beraber gelen ama alkolün kendisi tamamen bizim yapamadığımız şeyleri kolaylaştırdığı için kullandığımız bir. Bir de bugünün insanını biz 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz içinde yaşadığımız için. Binlerce yıldır bak insanın hayatı en kolay belki şu dönemde. Yani çok zor bir hayat geçirmiş. Mesela Kızılderililer barış çubuğu içiyorlar değil mi filmlerde? Sen sanıyorsun sigara içiyor ya da pipo içiyor herif.
Tütün yok onun içinde. Adamın canına ot tıkanmış, güneşin altında muşambaya dönmüş herif zaten. Tamam mı? Orada sel, kuraklık bilmem ne. Koyuyor otu, yakıyor, olabaliyeti. Kendini kaybediyor mesela. O bir sakinleşme yöntemi o zaman. Ama çok nadiren uygulayabiliyorsun. Orada da ne var? Doğayla baş edemiyor ya. O baş edememesi sürecinde bir mola alıyor aslında. Psikedelikler büyük oranda ona yarıyor. Ya da sıkışıyor, bir şeyin içinden çıkamıyor mesela. Tanrılardan mesaj alacağım diye basıyor DMT'yi, basıyor LSD'yi, ne varsa artık o dönemde. Onunla böyle bir kanal açmaya çalışıyor. Ama şimdi bugüne geliyoruz. Bu büyükler diyorlar, bunlar hep şükürsüzlükten falan diyor. Bugün aslında vücudundaki kimyasalların hangisinin ne iş yaptığını sayfa sayfa anlatan bir biyoloji var mesela, değil mi? Bizim hoşnut hissetmemizi, coşkulu hissetmemizi sağlayan hormonların hemen hepsini biliyoruz. Ya da niye üzüldüğümüzü, beynin hangi bölgesinin hangi kimyasalla o hale geldiğini de biliyoruz. Ve başka bir şey daha biliyoruz. Mesela bunu bilimden önce işte Budistler, Sufiler falan biliyorlardı. Bu kimyasalları belli ritüellerle değiştirebiliyoruz. Mesela yoga dediğin, meditasyon dediğin, bizdeki o zikir mikir denen gelenekler bunu yapabiliyor. Ve insanlar bunu öğrenebiliyorlar. Mesela belli tekrarlı hareketleri yaparak ya da belli sözleri, mantraları, işte mottoları söyleyerek belli kimyasalların salgısını arttırıp azaltabiliyorsun. Ve bu ne için yapılıyor? Aynı amaçla. Fakat burada bir durum var. Bu dışarıdan aldığın madde de zaten benzeri sende olduğu için seni etkiliyor. Ama sen sendekini nasıl salgılayacağını bilmediğin için dışarıdan alıyorsun. Seninle çok konuştuğumuz bir şey vardı. Sen de yaşıyorsun, onu biliyorum. Sevdiğin bir işi yaparken geçtiğin akış hali. Böyle kaptırıp gidiyorsun ya. Şimdi bu akış hali o kadar lezzetli bir şey ki. Ama her günde bulunmuyor kardeşim. Yani 9-5 mesaide ben nereye akacağım yani netice itibariyle. Dolayısıyla bunu taklit etmek için mesela bu kimyasallar hemen imdada yetişiyormuş gibi gözüküyor. Ama kuramın yazarı Csikszent Mihalyi'yi dinlersen, binde biri değil akış deneyiminin, o maddelerin yaşattığı şeyler, ama sırf benziyor diye insanlar kendini bunlarla öldürmekle meşgul diyor. Yani benim bakış açımdan, kimyasal bakış açısından ya da biyolojik bakış açısından aslında bunların hepsi hayatımızda bir ihtiyaç. Ama o ihtiyaçları karşılamanın en kötü yolu bunu dışarıdan bir kimyasal maddeyle yapmak. Özellikle de şimdi bu kadar üretebilirken, aklımıza gelen her şeyi istediğimiz kadar çoğaltabilirken bunu yapmak çok ciddi bir problem. Çok mesela erken yaşlarda alkol ve benzeri işte psikolojiyi etkileyen maddelerin çok hızlı bağımlılık yaptığını biliyoruz. Uyuşturucu maddeler erken yaşlarda çok hızlı bağımlılık yapıyor. Niye? Dışarıdaki hayatta alamadığın bir böyle gevşekliği ve kopukluğu çok hızlı sağlayan bir şey var. Louis C.K. diyor ki, oğlum uyuşturucu kullanırsa ben ona ne diyeceğim diyor. Biliyorum oğlum, hayatındaki bütün dertlerin en kesin çözümü ama o yüzden kullanmamalısın. Bunu mu diyeceğim çocuğa diyor yani. Adam da bilmiyor hayatla nasıl baş edeceğini, çocuğuna ne anlatacak. Toplum bilmiyor ki bize nasıl bir ders verecek. Bu aslında bir miktar hayattan, yani hayatla ilgili beklediğimiz o huzur, çok mutlu olma ya da işte büyük gevşeme halinin hayatın temel amacı olmayacağıyla da ilgili ya. Yani hayat aslında onunla alakalı değil. Çünkü öyle bir şey oluyor. Yani hayattan ne istiyorsun? Mutluluk. Al sana mutluluk. Burada mal gibi dur kenarda. Çok mutlu değil misin? Mutluyum. Yani hani o şey harbiden de hormonal olarak mutlu ya da öyle hissediyor. Ama asıl hikaye dünyada bir şey değişme ve değişimin kendisini etkilemesiyle alakalı bağlantılardan oluşan bir anlam bütününü oluşturacağı mutluluk. Yani böyle karışık bir şey oluyor ama hikaye bununla ilgili bir konu. Tabii ki. İçinde yok. Olduğum bir oluşu deneyimlemekle ilgili bir şey. Yani benim sayemde benden büyük bir şeyin parçası gerçekleşiyor diyebilmek aslında varlığını hissetmenin bir yolu. Ama birçok mesela şimdi gençlerin çoğuna sor. Hayat amacı acık kurcala. İşte işe gireceğim, çalışacağım, para kazanacağım. Sonra mal gibi yatacağım. Aslında herkes oraya bağlıyor. Bütün dertlerim bitecek ve ben yatacağım. Hamakta sallanacağım. Öyle bir yere doğru gidiyor hayat. Yani sanki böyle bir takım aşılması gereken dertler var. Ondan sonra hiçbir şey yapmadan yaşayın. Diyorsun şimdi hamak kurayım yat. Yok, 2 dakikada kıçına batmaya başlıyor hamak. İnsanın öyle bir canlı olmadığını anlaması için birkaç sene geçmesi gerekiyor. Ama bu arada o hamak deneyimin işte o böyle yayma deneyimini yaşıyormuş gibi hissettiren her türlü oyuncak da hoşumuza gidiyor. Bu arada alkol, uyuşturucu bilmem neden daha yaygın ve tehlikeli olan dijital olanlar. Tabii. Yani dijital olanlar komple bizi alıp götürüyor zaten. Ya bağımlılık bir zihinsel hal. Tabii, evet, evet. Tabii. Yani o ayrı da. Yani özellikle bu şeyini sohbetini yapalım. Yani alkol ve uyuşturucu türevlerinin kendisinin çok yüksek bir pozitif PR'ı da var. Yani ve bunu gerçekçi bir zeminden de konuşmak gerekiyor. Yani
alkol kötüdür ya da uyuşturucu kötüdür. Bu dangalakça bir yaklaşım. Ama bir yandan da abi ot var ya nasıl yaratıcı yapıyor adamı falan. Yani bu dünyanın en yanlış bilgilerinden bir tanesi ve çok yüksek bir PR'ı var. Yani 1970'lerde mesela LSD bütün sanatçıların vazgeçilmez dostu gibiydi mesela. Yani işte ama onun pratiğinin yani işte yüksek halüsinasyonlar bilmem ne falan olduğunu biliyoruz. Özellikle ot kültürüyle alakalı hikayede çok tehlikeli de bir çizgisi var. Yani çünkü o en tehlikelisi bağdaşı kullanma. Müzik yapmak istiyorum, ot onu o kültürün bir parçası zannetme hali. Bu arada yapılmış tonla deney var, bir şey de bildim. Yine Nesil Hoca'dan dinlediğim bir hikayeydi. Yani hiçbir müzikal anlamda ya da işte resim ya da sanatsal anlamdaki faaliyeti pozitif desteklemediği belirgin bir şekilde yanılsama o yani. Gerçek sanatçının hiçbir dışsal uyarıcıya ihtiyacı yoktur. Bir kere sanat böyle üretilen bir şey değil. Yaratıcılığın bununla alakası bile yok. Ama neden bu insanlar bir şey olur? Mesela yetenekleri, daha doğrusu motivasyonları yok. Akıllarına bir şey de gelmiyor. Ama o halüsinasyonlar, yani o garip ruh halleri, işte ona altered states of consciousness diye de bir isim konuyorlar. İşte değişmiş ruh halleri gibi bir şey. Onlarla adam normal hayatında hiç aklına gelmeyecek şeyleri görüp bir şekilde onu işte 3 kuruşluk yeteneğiyle resme ya da müziğe ya da bir şeye dökünce vay ne orijinal iş yaptı falan filan oluyor. 2-3 tane de böyle efsaneyi pompalayan, muhtemelen arkada bazı kimyasal şirketlerinde destek verdiği bir kampanyayla İnsanlar böyle bir şey olacak zannediyorlar. Böyle bir dünya yok. Bir kere yaratıcılık, daha bugün uzun uzun 2 saat anlattım birilerine. Bizim zaten görevimiz abi. Evet, yani evet. Bir askerin görevleri neyse insanın da görevlerinin birincisi yaratıcı olmak. Çünkü tabiatta bu çıplak bedenle başka nasıl hayatta kalacaksın? Yani o yemeği dönüştürecek bir yol bulacaksın. O havayla baş etmenin bir yolunu bulacaksın. Üstünü örtmenin bir yolunu, barınmanın bir yolunu bulacaksın gibi. Biz zaten bunun için tasarlanmışız. Bazı kavramları detaylandıramadığımız için oluyor. Şimdi adaptasyonu sisteme uyum sağlamak zorunda olmakla karıştırıyoruz. Adaptasyon sistemi dönüştürmekle ilgili bir faaliyet aslında. Sistemi dönüştürebiliyorsan adapte olabiliyorsun. O da yaratıcılık gerektiriyor. Ama bize şey diye öğretiliyor ya, doğu kültürü ana formasyonda da var. Sistemi değiştirme, sisteme uy. Şimdi sisteme uyunca hayatta kalabileceğin bir yapı öğrenince ister istemez yaratıcılığı öldürüp aksine şeye bakıyorsun. Şimdi benim patronum sensen, işte senin kuralların ne, nasıl düşünüyorsun, ne yapıyorsun, sana adapte olup seninle beraber varlık göstermeye çalışır hale getiriyorsun. Adapte olmak senin de davranış değişikliğini gerektirir. Dolayısıyla aslında sen dönüşeceksin ama o dönüşüm çevreni de dönüştürdüğünde artık yeni bir birlik ortaya çıkacak. Zaten insanın Arapçası da ünsiyet, adaptasyon demek Arapça zaten. Aynı yerden geliyor. Adaptasyon uzmanı olarak biz her yere nasıl uyum sağlıyoruz? Mesela kurbağanın, atın, zebranın yapamadığını biz nasıl yapıp dünyanın her yerinde yaşıyoruz? Her yeri yaşanabilir hale getiriyoruz. Biz oraya göre dönüşmüyoruz. Zihnen bir dönüşüm geçiriyoruz. Diyoruz ki burada bunu kullanıp şunu yapabilirim. Dolayısıyla orayı dönüştürüyoruz aslında ve bu bizim ana işimiz. Ama şimdiki insanı düşün. Her şey hazır. Yani bir şey dönüştürmesi mümkün bile değil çoğu zaman. Ben neyi değiştirebilirim? Yeni dünyanın cesur insanında bunu ne kadar konuştuk biliyorsun. Küçücüğüm ben, bir şey yapamam. Dolayısıyla uyuşalım o zaman, coşalım o zaman ya da bir şeyin peşine takılalım. Çünkü sıra dışı olabilmek için başka yol bulamıyor. İşte kendimi yırtıyorum abi 5-6-10 senedir. Yani parmak izinden dolayı zaten yani benzersizsin bir kere. Tek yapman gereken az bir dur, bir bak cepleri bir yokla, ne varsa onunla çık. Bu mesela şu anda biz eğitim işiyle uğraşıyoruz ya, fark ediyorsun öğrenmelere doyamıyoruz. Bende de var aynı hastalık, onu da öğreneyim, bu kursa da gideyim, şu dilde öğreneyim. Bir de bildiğimizle bir şey yapalım, tamam öğrenelim, öğrenmek güzel bir şey ama bildiğinle de bir şey yap. Onu yapmaya başladığında zaten, işte o akış deneyimini yaşamaya başladığında ilk masadan çıkarttığın şeyler zihnini etkileyen ilaçlar oluyor. Mesela akış durumunu sık yaşayan insanların alkolizmle alakaları yok. Yani alkol alabiliyorlar ama alkol bağımlılığını bu insanlarda görmüyorsun. Bağımlılık potansiyelleri çok düşük. Ama hayatında akış olmayan, yaratım olmayan insanlar bir kurtuluş arıyorlar adeta. Tabii oradan bir kurtuluş bulduğunu zannedip de yanına da adam çağırınca bir de bunun PR'cısına dönüşüyorlar. Baba bu iş özgürlük falan işte yani. Nasıl sigarayı bize birey olmak için dayattılar zamanında. Bizim zamanımızda çok modaydı. Büyümek tabii için sigara. Evlerde ikram edilirdi falan. Babalar çocuklarına içirirdi dedeler. Öyle dönemler gördük biz mesela. Aynı kafa şimdi bunlar için geliyor. Doktorlar tanıtımını yapıyordu biliyor musun? Tabii.
60'larda, 60'lara kadar tabii. Doğru. Ne bilsin adam? O da kötü niyetli değil be. Ciğer açar diye reklam var. Adam o şey develi sigarayı içiyor diyor ki ciğerleri çok güzel açıyor falan filan diye. O kadar böyle reklam var yani. Ama insan... Şimdi bunları böyle geriye dönüp bakınca 1950'lerde doktorların sigara reklamına çıkmasıyla dalga geçiyoruz ya. Ya şu anda yaşadığımız her şey 50 sene sonra değil. 10 sene sonra alay konusu olacak. Evet evet katılıyorum. Yani bu bilinci kazandığımız zaman çok da şey yapmamak lazım şu anda içinde yaşadığımız kısmı. Ben sana söyleyeyim çok yakın bir zamanda kontrollü kullanım için birçok psikoaktif madde yasallaşacak birçok ülkede belki Türkiye'de bile. Ömür uzaması, nüfus kalabalıklaşması ve Alzheimer bilmem ne gibi nörodejeneratif hastalıkların artmasına deli gibi alternatif arıyorlar şu anda. Ama bu alternatifler tıbbiyede ilaçlarda çıkmıyor. Her ilacın 1000 tane yan etkisi çıkıyor. Şimdi birilerinden ben duymaya başladım yavaş yavaş. Bilmem ne otu şuna iyi geliyor. Hede hede bu oluyor. Bunun yağını sıkıyorsun gözünün feri açılıyor falan. Şimdi yavaş yavaş bunlar girecek. Sonra diyecek lan ne salakmışız bunları zamanında yasak etmişiz diye. Bugün de dalga geçeceğiz. Ondan 20 sene sonra da lan bir de bunları serbest bırakmış ayılar reklamını yapıyormuş falan diye. Bunlar döngüler. Çünkü hep söylediğim şey var. Tabiat bizden çok büyük abi. Bizim anlayışımızdan çok büyük. Bugün iyi olan muhtemelen iyi değil. Bugün kötü olan da muhtemelen kötü değil. Ve tersi de öyle değil. Durumsal bizim ihtiyacımıza göre, bizim bilinç düzeyimize göre bir ilişkimiz var dünyayla. Ve bugünkü bilinç düzeyimiz hiç akıllı değil. Yani çok zeki ama hiç akıllı yok. Öyle olunca da her şey bizim zararımız. Ama tekrar söylüyorum. İşte haşhaş. Efendim ondan elde edilen bütün işte yağ, suyu, eti, sütü neyse. Bütün o işte ne marihuana falan gibi bitki. Bunların hepsi Allah'ın botanik bahçesi kardeşim. Bunların hepsi burada var. Ve elmadan armuttan aslında kategorik olarak çok farklı değiller. Burada sorun insan. O otun kendisi değil. Ve o insanın yaşam amacını bulup bulmaması. Ve bugün maalesef amaçsızca, bağlamsızca savrulan arkadaşlar nereye saldırsam diye şaşırın diye yapmayın. Gerek yok. Bak biz burada Mustafa ile konuşarak kafa yapıyoruz. Ne kadar güzel. Kafa 1500 oluyor. Çayla. Çay değil mi? Bildiğim kadarıyla muhabbet bir sardı böyle ot mot oldu dedim. Acaba çayın içinde bir şey. Yok normal. Bir de limonlu ya, olacak. Şeyi küçük bir simülasyon da söyleyeyim. Aslında video gereğinden fazla uzadı ama bir şeydi. Yani bir adama 20'li yaşlarında tutup böyle çok etkili ve güçlü bir şekilde 3 saatin içerisinde gelecekteki yaşayacağı hayatının tümünü, başına gelecekleri tek tek anlatıyor olmak o adamın geleceği yaşadığı anlamına gelmiyor. Korkunç bir şey lan bu. Korkunç bir şey ama ortalama bir adamı tutup işte 21 yaşındaki birini, özellikle de yetişkin birini, sen 73 yaşında öleceksin, ölene kadar da başına bunlar gelecek falan diye anlatıyor olmak o hayatı yaşanmış kılmıyor. O hayatın yaşanması için bireysel olarak deneyim, seçenekler, alternatif bilmem ne gibi bir şey gerekiyor ya. Bu ya, uyuşturucuyla ilgili konuşmadaki o girdap, o tuhaf bir durum var ya, mutluluk arıyoruz. Mutluluk burada. Bunun eyleme ihtiyacı yok. Olabilir falan seçeneği. Hani zihinsel olarak bu bayağı bir tartışma konusu. Bu aynı zamanda psikiyatrinin de konusu. Yani hani hormonda bozukluk var. Düzeltelim, aha bak düzelttim oldu falan diye. O deneyimle düzelmediği sürece aslında yaşamsal anlamda bir şey değişmiyor. Tamam o toplumsal anlamda deli demediğimiz şekilde davranıyor ama deneyim edinmedi ki o konuyla alakalı. Halbuki hastalık halini deneyimle getirmişti. Evet. Bir şey deneyerek, yaşayarak getirmişti. O yüzden öğüdünde çok faydası yok. İşte bugün birisi, gerçi bana giydirirken arada yazmış Twitter'da ama bana bilgi verirsen sana minnettar olurum, bilgeliği öğretmeye kalkarsan sana zulmederim diye, senin zalimin olurum gibi bir şey yazmış. Doğru söylemiş. Ben tabii hiç... Altta kalır mıyım? Hemen cevap yazdım. Bir kere bilge zaten bilgeliğin öğretilemeyeceğini bilir. Yani eğer birisi bilgelik öğretmeye kalkarsa orada bir paradoks var zaten başlı başta. Ama gerçekten galiba bilgiyi ortaya koyup insanları hayırlı yolculuklarla uğurlamak lazım. Yani çünkü böyle oluyor kardeşim bu devirde hiç dinlenmiyor. Yani bak başına bu gelir. Adam bir yaşamak istiyor önce. Sen bilirsin. Ama 18 yaşını hatta 21 yaşına kadar herhangi bir psikoaktif maddeden gençlerimizi uzak tutmak bir insanlık sorumluluğu. Beynin o yaşa kadar gelişmesine korkunç etkisi var. Binlerce yayın var. Artık bu işin özgürlükle, serbestlikle, hedef ödeyle bir alakası yok. Yani nasıl ki bebeği koruyoruz, gençlerimizi de korumak zorundayız. 21 yaşından sonra da İnşallah akılları başlarına gelir. Hayatlarında akacak, coşacak bir yer bulurlar da bunlara ihtiyaçları kalmaz diyelim. Kamu spotunda verdik, mevzudan çıkalım diyorsun. Hocam teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim.